Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz da beraberiz. Taner Karabağ ve Mert Aksoylu ile beraber. Merhaba beyler. Hoş geldiniz. Merhaba. Selam. Özlemişiz sansürsüz futbolu. Evet ya, bir 10 günlük bir ara verdik. Şimdi yeni bir stüdyo kuruyoruz Taner'cim. Gelince bayılacaksınız. Hakikaten ekipmanları değiştiriyoruz. Yeni mikrofonlar, yeni kameralar. Çünkü bizi çok seviyorlar. Üzülüyorlardı bizim takipçilerimiz. Yani niye bizim kanalımız daha iyi değil, daha iyi olsa daha iyi olmaz mı? Buna rağmen de izliyorlardı yani, Allah var şimdi. Ama ben şimdi onlara daha kaliteli bir şeyler sunmak istiyorum. Belki yeni transferler de yapacağım kanalda. Görüşmeler yapıyorum. Önemli isimleri getirmeye çalışıyorum kanala. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Büyük düşünüyoruz yani. Hakikaten büyük düşünüyoruz. Medyada çok iyi bir noktaya gitmeyi planlıyoruz. İnşallah iyi olacak. Şimdi bugünün konusu tabii ki dün Metin Sipahioğlu'nun yaptığı açıklamalardı. 8 madde, hatta 7 madde olarak, 8. maddede de hakemlerle ilgili konuştu. 7 madde olarak Galatasaray'ın yalan söylediğini biraz da ispatladı için açıkçası. Yani hani görüntülerle gösterdi. Birçok yalan ortaya çıkarttılar. Şimdi Galatasaray kazandığı bir maçtan sonra bile algıyı kendi yönetebiliyor. İstedikleri algıyı yapabiliyorlar ve kimse de bunu sorgulamıyor. Yani medya mesela bu haberleri yaparken, ya bir de Fenerbahçe kulübüne soralım. Acaba doğru mu? Gerçekten öyle mi? Ya da emniyete soralım. Emniyet raporları ne diyor? Kimse bunu sorgulamıyor. Direkt koyuyorlar. Doğru kabul ediyorlar. Ama bugün anlaşıldı ki hepsi yalanmış. Taner, sen de başlayalım. Ne diyorsun bu dünkü açıklamalara ve bu son yaşanan olaylara? Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında bence bu açıklamaları yapmamıza hiç gerek bile yoktu. Şu anlamda gerek yoktu. Yani Metin Sipahioğlu da sözlerine başlarken aslında bunu söyledi. İnmememiz gereken bir seviyeye indik. Çünkü hani çatışma yaşarsın, atışma yaşarsın. Yani bunların hepsi futbolun içinde, hele ki ezeli rekabetin içerisinde olan şeyler. Ama diğer tarafı, yani yalanla, dolanla, algıyla sürekli bir mağduriyet. Yani ya 6. olduğumuz sezonda zorlu sezonu diye bir kendilerine mağduriyet çıkarttılar. Veya yani ne olsa hakem 3 tane net penaltıyı vermiyor Galatasaray'ın aleyhine. O maçtan sonra çıkıp bir tane işte aleyhlerine verilen hatalı taç kararından, vay işte bizim aleyhimize taç kararı verdi, orada maç şu oldu bu oldu. Yani hep mağdurlar arkadaş bunlar ya. Hep mağdur ya. Yani döndü mesela, dedi ki VAR'da işte bize şey incelemesi yapıyorlar. Ondan sonra Erzurumspor maçında bir gol attılar. Ya ne VAR var ortada, ne bir şey. Bu büyük komediydi o gol ya. Vallahi büyük komediydi. Bu hafta Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltı ne? Yani ondan daha mı az komik? Evet. Ama sıkıntı şu Ahmet, sen de bahsettin. Şimdi Sayın Metin Sipahioğlu çıktı, Fenerbahçe TV'de açıklamaları yaptı değil mi? Evet. Kaç tane Fenerbahçeli gazeteci veya kaç tane Fenerbahçeli medya mensubu bu açıklamaların üzerinden bir algı yönetme çabası içerisine girdi? Sıfır. Ya zaten şöyle bir şey söyleyeyim Taner. Bunu yapmadıkları için medyada yer alıyorlar. Eğer... Peki karşı tarafın pavyon fedailerine bak. Mehmet Ayan'dır, Haluk Yürekli'dir, bilmem nedir. Bütün pavyon fedaileri döküldü ortaya. Hem Metin Sipahioğlu'na saldırdılar, hem de suratlarına vurulan yalanların yalan olmadığını ispatlama derdine düştüler. Yok görüntüler photoshopmuş, yok bilmem neymiş. Bizim böyle pavyon fedailerimiz yok abi. Bizim sıkıntı o. Yani bu algıyı yaratmak için biraz da böyle sen ne desen inanacak, onun peşinde gidecek pavyon fedailerine ihtiyaç var. İşte bunların elinde bu Haluk Yürekli, Mehmet Ayan gibi fedailer var. Onlar da bunların üzerinden istedikleri algıyı yönetiyorlar. Mert, sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Senin de düşüncelerini alayım. Ya öncelikle hani hem yeni stüdyo hayırlı olsun diyelim, inşallah biz de en kısa zamanda orada programlara başlarız. Sen zaten bu sansürsüzü kurma amacının bu medya düzenini değiştirmek için olduğunu hep söylüyordun. Bunda ne kadar gerekli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Tabii ki bu senin üstüne kalacak bir yük değil. Ama Taner'in de bahsettiği malum bir çetesi hemen ortaya döküldü. Ben Gökhan Dinç'i de ekleyeyim bunlara. Ben zaten Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları yazılırken şöyle bir tweet attım. Şimdi bu kesin bir çetesi kendi arasında WhatsApp'ta Allah bizim şimdi ne yapacağız, ne diyeceğiz diye sahiplerinden herhalde bilgi bekliyorlardı dedim. Hop diye zaten Gökhan Dinç düştü. Yok Fenerbahçe taraftarına yalan söylüyormuş da bizim yönetim. Bu dediklerin ne önemi varmış gibisinden bir şeyler zırvalamış.
Hani bir kere bir karışmasınlar bize. Ya bari Fenerbahçe taraftarı üzerinden yorum yapmasınlar. Hani bize yalan mı söylüyorlar, söylemiyorlar mı? Hani biz onun kararını biz kendimiz verelim. Yani siz kendi zekanızla bizi yönlendirmeye çalışmayın. Bunu yemezler. Yani sizin yönlendirdiğiniz bir kesim var. Gerçi onların da yani isteyerek yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben şimdi konu çok uzun bu arada. Fotomontaj konusu var diyorlar. Görüntüler gösteriyorlar. Ben saydım mesela bir resim var böyle. Çok kalabalık bir resim koymuşlar göğe. 70 kişi var zaten orada sayınca. Zaten 1907'nin kapasitesi 1285 gibi bir rakam. Bütün tribünün evet. kapasitesi. Sağ ve sol boştu. Ve insanlar sıralı dizilmişti ve polis de vardı. Zaten bir arkadaş da üşenmedim herkes saydım demiş. O da 250 gibi bir rakam bulmuş. Zaten bu hem emniyetin açıkladığı rakamlarla uyuşuyor hem de Sayın Metin Sipahioğlu'nun verdiği rakamlarla uyuşuyor. Ama bunlara rağmen ikna olmuyorlar. Bugün görüyorum işte montaj diyorlar. O diyorlar resimleri koyuyorlar. Biri Sülün Osman demiş. Yani inanılmaz bir kafadalar. Bir türlü ikna olmadılar. Şimdi baktılar zaten 8 tane 7 tane maddenin çoğuna diyecek bir şey bulamadılar. İşte bir tane çocuk var. Hani sürekli onu koyuyorlar ya. El kol hareketler yapmış falan. Bütün dertleri oldu zaten. Yani oraya kadar geldi konu. Şimdi öncelikle o da Galatasaray'ı çıkarsa şaşırmam yani. Bunlar hayatta hareketi diyorlar. Beklerim yani. Nerede bahsetti? Biz aslında ona cevap vermek istemedik. Ama günlerdir güvenlik kamerasına konuşan bir camia var karşımızda. Sürekli konuşuyorlar. Hepsi konuşuyor. Hatta şey de çok ilgimi çekti. Onu da atlamayayım. Ben kaçırmışım. Onu Galatasaray açıklama yapmış. Bu Arda'nın görüntülerini dışarıdan kim servis ettiği gibisinden bir açıklama yapmışlar. Ya böyle bir yalan olabilir mi? Böyle bir komedi olabilir mi? Etebor'un çektiği belli. Burada bile yalan söylüyorlar. Ama bakın bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Az daha Etobu'yu disiplin kuruluna vereceklermiş. Son anda fark etmişler kendi oyuncuları olduğunu. Ya yani kim zaten girebilir bir soyunma odasına ya? Artık bu kadar kontrolden çıkmışlar. Bir de maçı kazanmalara rağmen bunları yapıyorlar. Ve maçta katledildik zaten. Biz geçen hafta konuşamadık sansürsüz futbolda. Katlediğimiz bir maçın arkasından bile bu kadar affedersiniz zırlamayı becerdiler. Zaten bu konuda çok kaliteli bir camia. Yani hiçbir şeyi affetmiyorlar. Hemen ufak yeni bir örnek vereyim daha. Alanya Kupa maçı oynadılar. Marcao iki tane kırmızı kart görmesi lazım. Dirsekler attı. Atılmadı. Bundan bahsetmedi. Hocalar çıktı dedi ki bir pozisyonumuz vardı dedi 42. dakikada. Var nasıl bakmaz nasıl penaltımız verilmedi dedi. 3 gün sonra Kasımpaşa maçında çok daha net bir penaltı oldu. Maçtan sonra dedi ki hak ettiğimiz 3 puanı aldık dedi. Yani neresinden tutsam bilmiyorum. Zaten biz bu BİP çetesinden çok bahsettik. Ben daha da bahsetmeye devam edeceğim. Zaten arada Ahmet seninle de uğraşıyorlar Twitter'da. Ya anlamıyorum bunlar komik olduklarının farkında değiller mi? Ya bu kadar mı tasmaları bağlı bir yere? Ben bunu hakikaten çözemiyorum. İnsan bir utanır ya. Bari yorum yapma. Mehmet Ayan'ı dinledim dün. Yani daha doğrusu işte arkadaşlar yolda bir Twitter'a falan düşüyor ya. Ya nasıl sinirlenmiş? Nasıl sinirlenmişler? Neredeyse köpekler çıkacak ağzından. Ya biraz kibar konuşmaya çalışıyorum. Ya 8 tane madde var bunlardan bahsetmiyor. Sağlıkçılar. Onlara fotomontaj ya. Fotomontaj falan yok arkadaşım. Eğer o, bakın sayın diyorum. İstiyorsanız tek tek sayın. O kalabalık dediğiniz resimlere bakın kaç kişi var. Nerede 3000 kişi? Nerede localarda insanlar? Ya bunu hala beceremiyorsanız onlara bir önerim var. Biz çocukken Ahmet Boğan kitapları vardı. 4 işlemden başlasınlar. Onlara o yakışır. Hakikaten yani bunlar 4 işlem bilmiyor ya. Hiçbir şey bildikleri yok ama sürekli konuşuyorlar. Şimdi göğe karar almışlar. Fenerbahçe'ye cevap vermeyeceğiz diye. Dayanamazlar bunlar. Dayanmaları mümkün değil. Ya güvenlik kamerasına konuşanlar yok İrfan Can, Mert Hakan hala Vedat diyorlar ya. Ya kurtulamadılar. Hala Vedat Muriç'in transferinden bahsedebiliyorlar. Aldık arkadaşım aldık. Fenerbahçe aldık. Çocukken de Fenerbahçeliydi Vedat. Öyle yani, deme. Rize'de bir aslan yatıyor. Rize'de. O da çok güzel bir konuydu bu arada. Sayın Metin Sipahioğlu ondan da güzel bahsetti. Bunların bütün taktiği bir tane futbolcuları bağlayalım ve baskı kuralım. Ya hiçbir camiaya saygı göstermiyorlar. Onlara göre sadece kendileri var. Hatta yani BİP çetesini geçtim. Daha makul gözüken muhabirleri bile ya da program yapanlar bile hani şunu söylemeye başlamıştı. Ya ne olacak Başakşehir'de vermek zorunda versin ya kimse köle değil. Ya Başakşehir'de vermek mi zorunda oyuncusunu? Yani biri senin gelip değerli bir oyuncu işte atıyorum Marcao'yu alsa atıyorum Roma iyi bir takım senden daha iyi bir seviyede olan bir takım maddi olarak diyeyim en azından. Yani böyle bir hakkım var o zaman bizden de alsınlar. Hep büyük balık küçük balığı yesin böyle bir mantık mı var? Ama kendi işlerine gelince buna da okeyler. Orada da her türlü baskıyı yaptılar. Onu da beceremediler. Ama arkadan ağlamayı sürdürüyorlar. Ya hakikaten şunu çözemiyorum. Bunlar bizim yaşadıklarımızı yaşasalar ne yapacaklardı? Yani bunun cevabını verebiliyorlar mı? Bir kısaca hemen bağlamadan yani gerçi bu konuda konuşulur da bir şey daha ekleyeceğim işte
Twitter'da falan okuyorum. Şundan bahsetmişler. Ya Fenerliler siz hakem hakem diyorsunuz da diyorlar. Hakemlere zaten gireriz. Hatayspor maçında Caner'in, Karagümrük maçında da Serdar Aziz'in pozisyonlarına ne diyorsunuz? Yani bunları öne koymuşlar. Ya ben eminim ki Hatay ve Karagümrük yöneticileriyle farkında değildir pozisyonların. Ben bu arada Caner'in pozisyonunun cidden farkında değilim. Karagümrük maçında hemen gördüm, bizim at kuyruklu var ya. Hemen çetenin başı. Hemen tweet falan atmış böyle. Yaşıyor mu geçmiş. Yaşıyor canım, yaşıyor. Yaşamaz mı ya? Fenerbahçe olunca hemen yaşıyor. Fenerbahçe'ye minnoşluk yapıyor hakemler falan diyordu. Ama Galatasaray maçından sonra ölü balık oldu. Hemen bir arada şey yapmış. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü demiş. O tweetin içine sıkıştırmış Kasımpaşa'nın penaltısını. Ya yemezler ya. Bunları yemezler. Karagümrük maçında da son dakika kafa pozisyonu var. Ya bunları kullanıyor. Biz bunları girsek o zaman Donk'un son dakika yaptığı pozisyonu da penaltı diyelim. Ya çok net pozisyonlar. Fenerbahçe'nin canı yandı ya da bahsettiği pozisyonlar. Çok daha net pozisyonlar. Şunu bile gördüm. Belki 5 sene olmuştur. Hatırlamıyorum. Bir Giresun Fenerbahçe kupa maçı varmış. Maçı da çok hatırlamıyorum. Kupa maçı sonuçta. Bir tane penaltı kaçırıyor Giresunlu. Bakın şike demişler. Ya sen ona bakacaksın. Muğdat'a bak o zaman ya. Bu kadar zorlama kendine. 2-3 önceki Muğdat'a bak. 5 sene önceki maçı çıkarıyorlar. Ali Palabı'yı yıkıyorlar. 4 sene önceki Ali Palabı'yı çıkıyor. Hala ya en son 1951'e döndüler. Kemal Belgin bir şey demiş. Bak bunları sunuyorlar. 1951'e. Galatasaraylı arkadaşlar oğlum diyorum. Bak bana Allah razı olsun artık güncel konulardan bahset. Bak ben sana diyorum ki 2 sene önceki şampiyonluğunuz diyorum. Bu seneki maçlar diyorum. Yok 1951. Şu yok Giresunspor. 5 sene önceki Giresunspor maçı. Çok söylenecek bir şey yok ya. Yani. Bence çok güzel cevaplar verdik zaten. Belli ki zaten tansiyonları yükselmiş. Çok da cevap verememişler. İşte kendi çapında kıvranlar var. İşte yarım saat dinledim hiçbir şey anlamadım demiş. Yani şöyle bitireyim. Anlamayana zaten davul zurnaz. Biz ne yapalım? Sen anlamıyorsan yapacak bir şey yok. O senin kapasitenle alakalı bir konu. Valla çok tane tane anlattı Metin İspanyoğlu. Tebrik ederim. Güzel bir hazırlık yapmışlar. Şunu gördüm. Yani Fenerbahçe hep vakur durmaya çalışıyor. Üç büyükler içinde. Ya böyle çok böyle hani ergen muhabbetine girmiyor. Yani böyle bazı büyük kulüpleri ergen muhabbetine girmiş halde görüyorum. Valla demek ki bazen de bunları bu şekilde cevap vermek gerekiyor Taner, değil mi? Yani Fenerbahçe muhatap almıyor çoğu zaman. Başkanı tabii özel bir insan. Çok ağır bir insan. Önemli bir insan. Doğal olarak Başkan Ali Koç çok fazla bu diyaloglara girmek istemiyor. Ama seviye o kadar düşük ki. Yani bakıyorsun yapılan açıklamaya. Mesela Beşiktaş Çarşı'nın açıklamasına bakıyorsun. Galatasaray maçından sonra. Ya gene orada da Fener'i suçlamışlar. Karagümrük doyunca burasına çarptı ya. Sanki Zalai'ye çarpmış gibi. Hatta bir şey diyeceğim. Orası da değil Ahmet. Burası. Yani evet, baktığınızda evet. Hani oradan bir şey çıkacaksa Fenerbahçe lehine penaltı çıkar. O pozisyondan. Ya, başka hayır. Bir şey çıkmaz yani oradan. Ben anlamıyorum. Yani mesela Beşiktaşlılar neden Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe paylaşımı yapar? Ya acayip bir şey. Bak sonra ağlıyorlar. Yok şerefli ikincilikler. İşte onurlu duruş. Şu bu. Ya kardeşim sen önce hedefinle ona bak. Yani kim kullanıyor ona bak. Fenerbahçe kullanıyor mu? Gel bakalım o zaman. Ben söylüyorum hani hep ben herkesle tartışırım yani bu konuyu. Ben bu sene Galatasaray'ın net kullandığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ı da yarışta tutmak istiyorlar şu anda. Beşiktaş iyi oynuyor ama hani kapasitesi yeterli bir takım değil. Yani sonuçta dar bir kadro. Bir yerden sonra düşeceği çok belli Beşiktaş'ın. Onları da yarışta tutmak istiyorlar. Çünkü Fenerbahçe'yi belli ki birkaç haftasında bir kritik maçta bir katledecekler. Tamam mı? Sonra bir daha yapacaklar. Göz göre göre yapacaklar. Çok bariz yani bu. Görüyoruz. Beşiktaş da orada dursun diyorlar. Sonra Galatasaray'ı şampiyon yapalım diyorlar. Bunu kim planlıyorsa böyle bir şeyin içinde çok net. Ama Fenerbahçe'nin burada bir tacı olabilir. Ne olur? Camiye bunların farkına varırsa. Taraftar farkına varırsa. Ya mesela işte bak Galatasaray Alanya maçına Zorbay Küçük'ü verdiler. Şimdi ikinci bölümde bunları konuşalım istiyorum da. Çok detayına girmeyeceğim. İkinci bölümde geçelim. Yani belli ki Galatasaray'ı kollayan bir MHK yapısı var. Orada Galatasaray'ın bir yapılanması var. Burada Fenerbahçeliler tek yapacakları birlikte hareket etmek, odaklanmak, yönetimlerin arkasında olmak, hocaların arkasında olmak, futbolcuları desteklemek ve bu onları korkutan tek şey bu. 3 Temmuz'da FETÖ'yü ne korkuttu? Fenerbahçelilerin sokağa inmesi, Bağdat Caddesi'ne inmesi korkuttu. Kalabalıklardan korkuyorlar. Bunlar
Fenerbahçelilerin birlik olmasından korkuyorlar doğal olarak. Çünkü alışmışlar Fenerbahçeliler. Bir beraberlikte hemen dağılıyor işte o istifa, bu istifa diye dağılan bir topluluk haline geldi Fenerbahçeliler. Bunun önüne geçmek lazım. Bununla ilgili de son sözlerinizi alalım, sonra ikinci bölümde devam edelim. Ben başlayayım istersen Ahmet. Ben federasyondan bir ricada bulunacağım. Şöyle bir açıklama yapsınlar. Bir, Galatasaray'ın her maçına orta hakem Ümit Öztürk'tür. VAR Serkan Tokat'tır. AVAR da Zorbay Küçük'tür. Bunu bir açıklasınlar. Onlar da rahatlasın. Biz de rahatlayalım. Hepimiz bilelim. Bir de şeyi açıklasınlar. VAR sistemi sadece Fenerbahçe'nin aleyhine karar düzeltmek için uygulanan bir sistemdir. Onun dışındaki hiçbir yerde VAR'ı devreye biz sokmuyoruz diye açıklasınlar. Ya herkes rahat etsin. Biz de bilelim. En azından biz de ona göre mücadelemizi verelim. Evet. Mert? Ya ben bir başka bir konuya hemen değinmek istiyorum. Yani bununla alakalı dedin ya, biz bu açıklamalar yapıyoruz, yapmamız gerekiyor. Hani Fenerbahçe genelde çok girmiyordu bu konulara ama ben hep şunu düşünüyorum. Mesela ben çocukken Hıncı Uluç vardı. Saçma salak konuşurdu. Çok net söyleyeyim. Ve de insanlar bunu dinlemek zorundaydı. Lig TV'de de Erman Toroğlu vardı. Aynı şekilde başka bir Fenerbahçe düşmanı. Hani ben evde kendimi kemirirdim. Kimse cevap vermezdi. Şimdi sosyal medya falan var gerçi. Güzel. Bip çetesi beni eğlendiriyor. Güzel makara geçiyoruz falan gerçekten de öyle. Hak ettikleri gibi davranıyoruz. Ama tabii bunlar saf insanları da etkiliyor bir yandan. Ama benim düşüncem şu. Fenerbahçe bu çocukların da sesi olmak zorunda. Ya evet, kimisi der ki ya bunları kale almayın. Tamam arkadaşım sen alma. Ama belki bu insanlar, bu çocukların da canı yanıyor. Genç çocuklar var 15-20 yaşında. Yani bir şekilde bu sesi yani yönetimden birilerinin de söylemesi gerekiyor. Bence o yüzden de bugün, yani dünkü Metin açıklamaları çok değerliydi. Bence herkes hak ettiği cevaplar verilmeli. İkincisi, çok güzel bir konudan bahsediyorsun. Hemen örnek vereyim. Geçen sene işte bizi böyle doğradılar. Alanya maçı, Trabzon maçı, Ankara maçı. Biz bir anda dağıldık. İşte ondan sonra da Denizli ile Konya'yı kaybedince zaten Denizli'ye Konya'ya kazanamayan takım da işte Denizli'yle beraber kalmıştık. Şampiyon olmasın. Maalesef biz bu oyuna defalarca düştük. Hatta ben şunu diyorum. Biz böyle eşek olursak Semer Buran çok olur. Ama var bize de bunlar. Yani Galatasaray maçında mesela offside pozisyonu var. Bir şey yazıyorum. Biri yazıyor kadar Fenerbahçe. Ya biz de top mu oynadık? Ya sana ne top oynadık oynamadık. Ya senin golün yenmiş. Var eliyle 30 saniyede senin Galatasaray maçında Kadıköy'de golün yenmiş. Adam hala diyor ki sen ne oynadın? Ya hep iyi oynayan şampiyon oluyor zannediyorsunuz. Biz 90 gol atıp şampiyon olamadık. Ve niye hep belli bir takımlar şampiyon oluyor? Hep belli bir takım şampiyon oluyor. Beşiktaş neyin derdinde onu da anlamadım hakikaten. Bari hani hakikaten 50 alsaydı salayı da koysaydınız bari. Yani ters açıdan koyuyorlar. Ön açıdan çok belli bu. Koskoca Beşiktaş'ın en bir gruplarından biri bunu göremiyor mu? Ben de bunu anlamıyorum. İnanılmaz bir Fenerbahçe düşmanlığı var. İnanılmaz Fenerbahçe düşmanlığı var. Ben de şöyle ama şu da var. Yani Sergen'de küçük bir Fatih Terim olma yolunda maalesef. Yani hocalık olarak bu arada beğeniyorum Sergen'i. Takdir de ediyorum. Hakkını yemeyeyim. Hatta yani ben kadınlarım çok dar değil. Ama Göztepe maçından sonra %100 penaltı vermiş Göztepe. O maçtan sonra bile ağlıyorsun. Artık ağlamayın ya. Ya Mert, tamam, ben kızmıyorum. Pardon. Haklılar. Anlıyorum da. Ya artık Mert, o kadar da ağlamayın ya. Haklı ki. Bak bizim hakkımız dönüyor. Ben şuna katılmıyorum. İşte ağlarsın kardeşim ya. Canın yanıyorsa söyleyeceksin bunu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yani canın yanmıyorken de söylenme artık. Sırf ağlı yapacağın diye yalan söyleme. Bence Sergen Yalçın haklı. Niye haklı? Türkiye'de iş böyle yürüyor maalesef. Yani gördüm mesela Fenerbahçe maçından önce bir yalan attılar. İşte koç grubunda çalışıyormuş hakem falan diye. Hakemi etkilediler. Oradan istediklerini aldılar. Konsantrasyonu bozdular. Fenerbahçe'nin hakemi etki altına aldılar. O maçta sürekli hakeme itirazlarda bulundular. Orada gördüler ki bu iş böyle yürüyormuş. Ve kazanıyorlar bu şekilde. Böyle yürüyorsa onlar da oyunun kuralına göre oynuyor. Ben Sergen Yalçın'a aslında kızmıyorum. Oynadığı rolü de son derece normal buluyorum. Takımın başarısı için böyle yapıyor. Galatasaray'a bakın. Ben son Fenerbahçe Galatasaray maçında sahadaydım işte. Tribünde izledim. Ve şunu gördüm. Ya her şeyi sistematik yapıyorlar. Yani kendilerini yere atmalarından tut. Hakeme itirazları. Bir şey olduğu zaman bütün kulübe birden fırlıyor hakeme itiraz ediyor. Dördüncü hakemin etrafını sarıyorlar. Anlatabilir mi? Ya çok sistematik yapıyorlar. Bunu ezberden yapıyorlar. Yani bu önemli bir şey. Doğru bir şey değil ama Türkiye'nin gerçeklerinde etkili oluyor bu. Evet, bunu senelerdir yapıyorlar ya. Bu zamanda Ordu, Galatasaray ve Galatasaray-Mersin maçları vardı. Neler evet, yaşandığını evet. Biliyorsun ya. Devre arasında saldırdılar. Tabii, tabii. Gerekiyorsa onu da yapıyorlar. Yani her yol mübah onlar için. Ama yani aynen gören öyle. İnsan olarak
Ya beni çok rahatsız ediyor. Bari hakikaten canınız yansın. Olabilir ya. Yani. Futboldur. Galatasaray'ın belki haftaya canı yanabilir. Ya bari o zaman konuşun, bir şey demeyeceğim ya. Marko Han atılmadığı maçta bile ağlamayı beceriyorsunuz ya. Bu kadar da Evet, zırlamayın artık ya. Bu kadar da zırlamayın. Hakikaten zırlamayın ya. Evet, Mert bugün çok formda Saner. Yani görüyorsun, tutturamıyoruz maşallah. Mert hep böyle doluyum, olsun ya vallahi. Doluyum, doluyum. Yok, Mert, ben de farkındayım. Mert aslında hep böyle de burada daha böyle bir kendini dizginliyor. Mert'i tanıyoruz benim. Çocukluğunu biliyoruz. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.